Vallahi şimdi hiçbir vatandaş bana gelip de ne yapacağız bu tarım diye soran kimse yok. Olmadığı için de şimdi biz de aynı binalarda oturuyoruz. Binaların hepsi hemen hemen 40-50 senelik binalar. Apartmanların olsun şeyleri 70'li senelerde, 80'li senelerde yapılan binalar. İç kısımlardakiler de tabii eski evler. Tek katlı da olsa, şey de olsa yine eski evler. Ama burada herhangi bir araştırma, herhangi bir şey olduğu yok. Hiç kimse, ne belediyenin bak şey yaptı. Hiç kimse şimdiler böyle bir şeyden karşılaşmadık. Ama hakikaten hep müstediriz. Bizim yapmak istediğimiz projeler şimdi bize bir şey sunulursa biz o projeler üzerinden şey yaparız. Ama biz de istiyoruz. Hani gelinsin, bakılsın, ne durumda olduklarını, binaların ne durumda olduklarını herkes bilmek isteyebilir. İstemeyebilir. Şöyle. Şimdiki insanlar biliyorsunuz bugün kiraya çıkmaya kalksa ev bulamıyor, bilmem, ev şey yapmıyor. Yani bir tedirginlik var millette. Ya ben diyor evimi şey baktırsam, bir şey kötü çıkarsa ben burada nasıl otururum? Oturmasam nerede yer bulurum? Bulduğum ev, binalar sağlamlığı nedir? Nasıl güvenirim? Görüyorsunuz işte yeni yapılan binaların hepsi çöktü. Ve depremin dayanıklı diye satılan alınan binalar. Ben diyor nasıl güveneceğim? Neye güvenerek bir eve çıkacağım? Benim evimiz hadi burası kötü tamam. Depreme dayanıklı değil. Biz buradan kalktık. Başka bir yere taşınmaya kalktım. Ben bu evi nasıl güveneceğim? Nasıl nesine güvenerek o eve kiraya çıkacağım veya o evi satın alacağım? Bunda bir güvence yok ki. Güvence olmadığına göre şimdi herkes böyle kendini şey durumda tutuyor. Ama ne yapayım diye kendi evim diyor. Uzun zamandır mahallede oturuyorum. 30 sene gibi. Mahallemizden memnunuz. Eski bir mahalle. Bursa'nın eski mahallesi. Bu en son deprem yaşandı biliyorsunuz. Büyük kayıplar verdik. Şu mahallemiz kayalık bir zemine oturduğu için o yönden bir sıkıntı yok. Ama tabii bina sahipleri yapılış sürecinde eğer dikkat etmedilerse bazı şeylere yıkım büyük olabilir. Tabii ki devletimiz tarafından, belediyemiz tarafından denetimler yapılması güzel olur. Yani ileride verilebilecek can ve mal kayıpları açısından tabii ki iyi olur mahallemiz için. Kendimiz yaptık binamızı yaparken gayet sağlam bir şekilde yani normalde kullanılması gereken malzemenin en iyisini kullandık. O yönden bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Tabii ki yani Rabbimizin gücüne bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ama biz tedbirimizi aldık. Tedbirini almayan vatandaşlar için güçlendirme yapılması elzem. 1986 yılında yapıldı. O günden bugüne işte kaç yıllık oldu bilmiyorum. O kadar zamandır var. Belki yapılsa yeridir. Çünkü 99 depreminden hemen sonrasında biz yaptırmıştık. Hem zemin olarak kaya zemin hem de bina olarak sağlam idi. Tabii o yıllardan bu yana betonun ömrü de önemli. Demirin ömrü. Durumu yani şu anda. Yapılabilir belki. Tabii apartman olduğu için çoğunluğun istemesi lazım. Onun bir maliyeti var belki bilmiyorum. Ya da ücretsiz mi yapıyor kamu? Onu da bilmiyorum ama yani yapılsa yeridir bence. Doğma büyüme maksimum. Şu an herhangi bir talep yok ama olacağını tahmin ediyorum tabii ki yani. Bu yapılan olan olaylardan sonra, afaktan sonra tahmin ediyorum olacaktır. Vatandaşın spirit doğrultusunda olması lazım. Bu bir görevim. Zaten onun hazırlığını yapıyorum ben. Çünkü mahallenin eski şeylerin, binaların genelde tanıyorum. Tanıdığım için. O öyle bir çalışmam olacak yani. Eski binalar olduğu için hangi binanın eski olduğunu şey yapacağım, talep edeceğim. Vatandaşlarına görüşeceğim, ev sahiplerine görüşeceğim. Belediye böyle bir talepte bulunacağım. Doğma büyüme bu mahalleniz. Apartman sakini olarak tabii ki birkaç kişi talep etti. Gereken yerlere başvuracağız. Mesela ben kendi oturduğum binayı söylüyorum. Kocaman apartmanda oturuyorum ben. Arkadaşlar geldi söyledi. Gidelim başvuralım bir şey yapalım diye. Gereken yerlere başvuracağız. 16 daire. 4-5 kişi yapalım dedi.
geldi, daha kimse gelmedi yani. Şimdi 4-5 kişi de olmuyor. Grup gitmek lazım ki çoğunluğun sağlanması lazım yani. Yani 16 daireden 6 kişi gittiği zaman 10 kişisi nerede diyecekler. Yani ben oranın mal sahibi olarak ben verdim orayı müteahhite. Bence sağlam. Kayanın üstünde şey de ama tabii ki Allah'a göre güçlük yok. Daha evvel deprem yaşadık biliyoruz. Şimdiki bu deprem yaşadık biliyoruz. Fakat mahallemizde 1000 senelik bir mahalle. Tam 1000 senelik bir mahalle. Hüsamettin Tekke Camii 1020 senesine yapılmış. 1000 senelik bir mahalle. Hala da eski evler var. 40 yaşında, 50 yaşında evler var. 4 katlı, 5 katlı. Onlara deprem sağlam olup, depreme karşı sağlam olup olmadığını yapmamız gerekiyor. Bir daha biz de burada deprem yaşamayalım. Tabii ki bir an evvel yapmamız lazım. Mahalle talep oldu yani. Bayağı birkaç tane site var. Nasıl yapacağız diye bize soruyorlar. Ama yapmamız gerekiyor. Şimdi biz de belediye müracaat edeceğiz. Artık belediye mi yapacak, bakanlık mı yapacak onu bilemiyoruz. Depremle ilgili muhakkak yapmamız lazım. Deprem testi, ya bizim kullandığımız bina yeni bina. Yani oturduğumuz bina yeni bina. Dükkanımız da yeni binada. O yüzden testi zaten daha oturma ruhsatları yerine alınıyor. O yüzden düşünmüyoruz ama burada eski bina çok tabii yani. Çoğu binalar çok eski. Yani yenilemek çok zor. Burada kat ittifakları 4 kat, 5 kat. Yani yenilediğiniz zaman insanlar dairesini tekrar yerine koyamıyor. Belli bir ücret ödemesi gerekiyor. O ücreti ödeyecek gücü yok mesela. Yani geneli böyle. Tabii bu hepsi değil yani. Çoğunun parası da var. Mesela şu karşıdaki bina çok eski bir bina yani. Dış cephesi yeni ama binanın normalde bu bina 60 senelik bina. Hani dışarıdan baktığınız zaman gayet güzel gözüküyor ama içi o kadar iyi değil. Şimdi burada 14-15 hane oturuyor. Bunun hepsini bir araya getirip de yani yenileme imkanı.